Değerli kardeşlerim, başından beri bir şeyler söylüyoruz. Söylüyoruz, inşallah söylediğimiz sözler, tespitinde bulunduğumuz hususlar ve çare diye sunduğumuz reçeteler bu memlekette gerçekleşir. Eğer gerçekleşirse kendimizi bahtiyar sayarız. Siyaseti sadece birkaç kişinin kendi geleceğini kurguladığı, birkaç ailenin kendini kurtardığı, birkaç insanın kendi geleceğini aradığı bir alan olmaktan kurtarmak zorundayız. Ezelden bugüne, yani 100 yıllık demokrasi mücadelesinde, 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana üzülerek ifade ediyorum. İçim kan ağlayarak söylemeliyim size. Hiçbir şey değişmedi. Türkiye, üzülerek ifade ediyorum. Hep tekrar et, kendini tekrar eden, tekrar etmekten bıkmayan, aynı şeyleri yapmaktan bıkmayan, dönüp dolap beygiri gibi kendi ekseni etrafına dönen yöneticilerin, idarecilerin sultası altındadır. Düşünebiliyor musunuz? 22 yıllık ülke yönetiminde hiçbir koalisyona başvurmadan, ortakları yokken, herhangi bir dışarıdan ve içeriden elle tutulur, gözle görülür, ciddi tutarlı bir baskı bile yokken tek başına iktidar olanlar 22 yıl sonra döndüler, millete yeniden oy istediler. İsterken neyi öne sürdüler? İstikrarı. Neyi öne sürdüler? Ustalığı. Neyi öne sürdüler? Doğal gaz bulduklarını, petrol bulduklarını, bu işi iyi bildiklerini, iyi yaptıkları iddiasıyla oy istediler. Aslında bir iddiada bulunuyorum. Yarın bir gün tarih yazacak değerli arkadaşlar. Pısırı kendi içinde bile dinamizmi olmayan, ışığı olmayan, hayali olmayan yöneticilerin ülkeye verebilecekleri hiçbir şey yokken onlar da çıktı, iktidarın karşısına çıktılar. Işığı yoktu, umudu yoktu, hesabı yoktu, iddiası yoktu. Sadece çıktı. Ama halk kağıt üzerinde de olsa bir iddiada bulunacağım. İlk kez bir şey duyacaksın. Bunu sıradan bir ifade olarak almayın. Kesinlikle ve kesinlikle son dönemde yapılan birçok seçimde, evet hayır dahil, 2014 Ankara Büyükşehir seçimi dahil birçok seçimde bir el var. Bu eli tarih yazacak, çocuklarımız okurken gülümseyecekler acı acı ve milletin oyunu hırsızlayanların aslında milletin parasını da çaldıklarının farkına vardıklarında birçok şey tarih olacak. Ama şunu bilmeliler ki dünya sadece yaşadığımız bir ömürden ibaret değil. Öbür yanıyla, ahiretiyle bir hesaplaşma günü olacak. Burada hesabını soramadıklarınız mutlaka orada hesaba çekilecekler. Bunun iddiasında bulunan efendiler, bunun sözünü söyleyenler, bu literatürü kullananlar, bu kavramı kullananlar ne yazık ki bu kavramların içine ve boşalttılar, yok ettiler. Düşünebiliyor musunuz? Başörtüsü devrimi yaptıklarını iddia edenler şu an 28 Şubat'ta başı örtülü olan 10 anneden şu an çocukları ancak 2 tanesi başörtüsüyle devam edebiliyorlar. Yani 28 Şubat döneminde 10 başörtülü şu an anne olanlar, aile kurmuş olanlar çocuklarının 8'i başı açık. Bu aslında bir şeyi gösteriyor bize. Din adına, muhafazakarlık adına veya kimi iddialar adına ortaya çıkmış bu efendiler aslında dinin de içini boşalttılar, imanımızın da içini boşalttılar, geleceğimizin de içini boşalttılar. Değerli kardeşlerim, bu hareket bir parti hareketi olarak algılanmamalı. Bu hareket bir siyasi, sadece ve sadece siyasi parti olarak da ifade edilmemeli. Bu hareket Türkiye'de yapısal değişikliği öngören, tarımdan sanayiye, siyasetten adalete birçok alanda yapısal değişikliği, sistem değişikliği öngören inkılabi, devrimci, ülkücü bir harekettir. Siz bizi doğru okumazsanız, milli yolu doğru bilmezseniz, doğru tarif edemezseniz yanlış gidersiniz. Bu hareket mevcut hiçbir partiyle kıyas edilemeyecek kadar insanı, insanın özgürlüğünü, inancını ve varlığını merkeze oturtmaktadır. İnsan varsa devlet vardır. İnsan varsa gelecek vardır. İnsan varsa siyasetçi vardır. İnsan varsa bina vardır. Bina itibari binada değil. İnsanın özgürlüğünde, hürriyetinde ve kutsalında arayan davanın adı milli yoldur. Değerli kardeşlerim, bunun için bu hareket gerçekten bu toplumda yeniden siyaseti, yeniden
sanayiyi, yeniden tarımı şekillendirmeye başlamaktadır. Siyaset kurumu başta değişime dönüşme uğramadığı müddetçe hiçbir şeyin halli mümkün değildir. Çünkü efendiler orada çöreklenip, oradan dal budak salıp hepimizin geleceğini karartmaktadır. Düşünebiliyor musunuz? 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçiminden önce tarif ettikleri Türkiye neydi? Şimdi ne oldu? Yıllar yılı, 22 yıldır milletin önüne hedef 2023 dediler mi? Dediler mi? Ne oldu 2023'te? Milletin arasına aldı. Hedef 2023'müş. Türkiye'de siyasetçi yalan söylemekten hiçbir zaman kendisini alıkoymuyor. İşte milli yol bunu da alt üst etmek için geliyor. Şartlar ne olursa olsun. Velev ki siyaseten sorumuz bile olsun. Velev ki siyaseten hiçbir geleceğimiz olmasa doğruyu milletle paylaşmaktan bir an bile geri durmayacağız. Hayatı ucuzlatacaklardı. Enflasyon altında dar gelirli ezdirmeyeceklerdi. Geleceğe güzel kıracaklardı. Karadeniz'den doğalgaz, Gabar'dan petrol fışkıracak. Öyle yalanlar, öyle uyduruk senaryolarla milletin oyunu çalmaya çalıştı. Milletin oyunu çaldılar. Ama o böyle yaptı da muhalefet ne yaptı? Muhalefet kazanmamak için elinden gelen her şeyi yaptı. Kazanmamak için her şeyi yaptı. Işığı olmayan insanların çevresine ışık saçma şansları yok. Işığı olacak insanın ışığı. Milletle bütünleşeceksin, milletle hemhal olacaksın, milletle kafa birliği, gönül birliği yapacaksın. Işık saçacaksın. Namın kendine hayır yok, ta hayır tavsiye ediyor. Buna kim dönüp bakabilir? Buradan ilan ediyorum. Bu hareketin başında olduğum müddetçe bundan sonraki seçimlerde Remzi Çayır Cumhurbaşkanı adayı. Milletle buluşacağız. Hedefimiz bu. Milletle buluşacağız. Bu hareket kendi Cumhurbaşkanı adayını milletle buluşturacaktır. Yaptığımız hatayı tekrarlamayacağız. Türkiye'de diyorlar ki siyaset böyle yapılır. Siyasette böyle şeyler olur. Ne olur? Yalan olur. Ne olur? İkiyüzlülük olur. Ne olur? Burada başka, burada başka olur. Hayır arkadaşlar. Siyasette tek yüz olur. Tek söz olur. Tek yol olur. Bu da milletin yolu olur. Başka ne olur? Ama siyaset yoluyla bu ülkede o kadar insan zenginleşmiş ki, o kadar insan zenginleşip türemiş ki, azıcık aklı çalışan köşeye dönmek isteyenler hemen siyaset yoluyla kendilerine alan açmaya çalışıyorlar. Bunun dolu dolu örneği var. Şu an eskiden farklı partilerde, liberal partilerde, sağın, solun içinde bulunan kimi insanlar partide iktidara geldiklerinde hemen milletin cüzdanına el atar, buradan kendisine gelecek kurardı. Şimdi hükümet biraz işi profesyoneliğe döktü. Topyekun zenginleşme ve kendi zengin sınıfını oluşturmaya çalıştı ve başardı. Yiyenler eskiden besmelesiz yiyordu, şimdi yiyip içenler besmele yiyorlar. Fark bu. Halbuki besmeleye kurban olsunlar. Besmeleyle çalmanın, besmeleyle yalanın, besmeleyle ikiyüzlülüğün, besmeleyle milletin malına el uzatmanın yan yana duramayacağını bilemeyecek kadar da aptal ve kör. Değerli kardeşlerim, millet şu an güç durumda. Çok zor durumda. Eskiden internette paylaşan paylaşanır. Çok da güzel yapmışlar. Mazot 1,5, buğday 1 lira. 1 lira 10 kuruş. Arada ne var? 1,5'luk, yani yarım bir puan var. Şimdi mazot 33-35, buğday 8-9. Aradaki farkı görüyor musunuz? Açılan farkı görüyor musunuz? Sonra Efendi Hazretleri gözlüğü takıyor, siyah gözlüğü. Millete uzaktan yakından selam diyor. Her şey güllük gülistanlık diyor. Milletimi ezdirmedim enflasyona diyor. Atıyor bir öylesine bir hikaye, milleti uyutuyor. Kimse çıkıp da yeter artık ya, yeter. Sessiz çığlığımızda mı görmüyorsun? Verdiğin 11 bin lira, harcama 21 bin lira, 22 bin lira. Aradaki farkı ben nereden ödeyeceğim diyen halkımızı kimse duymuyor. 11 bin 100 liraya asgari ücreti çıkar. Aynı gün mazotu, doğalgazı, elektriği, yiyeceği, içeceği, ekmeği ikiye katla. Sonra ben halkımı enflasyona ezdirmedim de. Bu ne biçim çelişki, bu ne? Lahana, bu ne perhiz, bu ne turşu demiş. Onun için değerli kardeşlerim, hükümet milletin yanlış yönettiği için tam 5 yıl millete yanlış yöne sevk etti. Ekonomiyi
ekonomist değil, çok affedersiniz, yeni bir buluşun sahibi Sayın Cumhurbaşkanı. Yani Erdoğanizme göre yönetti. Faiz sebep, enflasyon sonuç dedi. Faiz emirle indirdi. Venezuela başkanı gibi. Afrika'nın bazı ülkelerindeki başçavuşlar gibi. Bunlar başçavuşlar, bazen darbe yapıp öne çıkıyorlar. Ertesi günde ekonomide de ben bilirim diyor. Veterinerler de sağlığı hepsini biliyorlar. Bizim Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki ben ekonomiden anlıyorum. Bu işin üstadıyım. Buyur. Faiz dedi sebeptir. Ben indirirsem enflasyon da biter. 8,5'a kadar indirdi. Emirle. İktisadın bir bilim olduğunu, ekonominin bir akıl işi olduğunu unuttu. Emirle bir şey yok olup bir şey var olacağını bile bilemediler. 8,5'a indi. Merkez faiz 8,5. Bankaların faizi 40-50. Enflasyon 100. 100 yani. Milletin yaşadığı enflasyon TÜİK'in ve hükümetin açıkladığı enflasyonun iki katı. Sonuç ne oldu? Karaladı. Halk Bankası'nın içini boşalttı bunlar. Bunlar vatan haini dedi. Birisini yeniden ekonomi başına getirdi. Mehmet Şimşek. Ne yaptı? Senin faiz sebep dediğini kabul etmedi. Yeni bir teoriyle işe başladı. Faizi yükseltmeye devam ediyorlar. Yavaş yavaş yapıyor. Tayyip Bey diyor ki aman diyor bir de yükseltme. Beni bir anda yalancı çıkarma. Yavaş yavaş millete hissettirmeden yukarı çıkar ki söylediklerimizin de altını oymayın diyor. Tayyip Bey'in ne hayali var? Kendi yakınlarını zengin etmek dışında, kendi gücünü devam ettirmek dışında, kendi durumunu güçlendirmek dışında. Bana bir Allah'ın kulu söylesin. Ne hayali var? Filistin mi hayali? Hayır. Aha geliyor Filistin'in devlet başkanı Kolkova. Peki yıllar yılı Allah aşkına ya Esad'ın ismini Esed yapmadılar mı? Esad'ı Esed, kendileri Esed diyor. Yani siz de tuttunuz dediniz ki Esad. Sizi hayır ilan etmediler mi? Esad'la görüşmeyi bırakın. Bir daha yüzleşmemeyeceğiz, onunla konuşmayacağız diyen kim? Kendisi. Şimdi Esad'la konuşmak ve onunla el sıkışmak için alttan, sağdan, soldan heyetler yolluyor. Sisi darbeciydi değil mi? Mursi'yi cesaretlendirip Sisi'nin önüne attım. Sonra Rabia işaretini bile onlardan aldım. Şimdi Sisi efendiyle kol kola giriyorsun. Sen nasıl bir adamsın? Senin yarın bir gün bugün söylediklerinin tam tersini yapmaman için hiç sebep yok. Günübirlik yaşıyor, günübirlik hareket ediyorsun. Senin 6 aylık, 8 aylık, 1 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık öngörün yok mu? Ufkun yok mu? Planın yok mu? Planın yok mu? Zikzakla mı çözeceksin meseleleri? Yazık. Burada mesele kişiler değil. Türkiye 130 yıldır böyle yönetiliyor. Adam iktidara gelmiş ya. İktidara gelmiş. Yaptığı şey ne biliyor musun? Bize azıcık olsun hayatımızı kolaylaştıracağını. Sırtımıza zam vuruyor. Vergiyi veriyor. Zamı üstlüyor. Vergiyi çoğaltıyor. Çaren yok mu başka? Yok. Niye? İçini boşaltmış. Şu an hazine tam içi boşalmış. Ödeyeceğim dışarıya borç bekliyor. Almışım borcu dışarıdan. Dışarıdan adamı diyor ki hem de öyle bir borç faizle borç alıyorsun ki dünyada en yüksek faizle borç alan ülke kim biliyor musunuz? Türkiye. Dünya lideri cevap ver. Neden elin adamı dışarıdan borçlanırken döviz cinsinden %2 ile 3 ile 4 ile borçlanırken biz 6, 7, 8 ile borçlanıyoruz? Sebep ne? Çünkü bir sefer ipi kaptırmışsın adamların eline ve güvensiz olarak sizi görüyorlar. Değerli kardeşlerim, bu gidişi değiştirmek için önce kendimizi değiştireceğiz. Ayet-i Kerime'yi size hatırlatıyorum. Siz kendinizi değiştirmedikçe biz sizi değiştirecek değiliz diye Yüce Allah'ın emri gereği önce ayağa kalkın, sarılın, çoğalın, sesinizi yükseltin ve artık biz varız diyeceğiz. Demezsek biz kaybederiz. Bizim kaybetmemiz önemli değil. Türkiye kaybı, millet kaybı, mazlumlar kaybı, insanlık kaybı. Bunları siyasete söylemiyorum. Yüreğimden gelerek, yüreğimin sesi olarak söylüyorum. Neden değişmiyor kaderimiz? Neden değişmiyor Türk milletinin ahvali? Neden zamlarla yaşarız? Neden hayat pahalılığı bizim üstümüze çökmüş bir türlü kalkmıyor? Neden? Çünkü zavallı kafalar adaletin, özgürce yaşamanın ve liyakatın, ekonominin, iktisadın, gelişimin temeli göremiyor. Aslında adalet olursa iktisat genişler. Liyakat olursa üretim fazlalaşır. İşi eline verirseniz işler güzelleşir. Adil bir dünya kurarsanız çiftçi daha çok üretir. Bunları bile göremiyorlar. Siz ayağa kalkmazsanız millet kalkmaz.
Siz milletin öncü kuvvetisiniz. Siz milletin öncü kuvvetisiniz. Siz bu ülkenin sevdalısı ve delisisiniz. Deliler öyle çıkmazsa akıllar gelmez. Bunun içinde sizi bu ülkenin sevdasına, bu ülkenin geleceğine ve milletin artık böyle geldik, böyle gitmez narasına ortak olmaya, öncü olmaya, sözcü olmaya davet ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.